Uranüs'ün etrafında gizlenen bazı gizli okyanuslar olabilir. Yeni kanıtlar, gaz devinin bilinen 27 ayından 1 veya 2'sinin, kabuklu kaya ve buz dış yüzeylerinin altında, sıvı okyanusları barındırıyor olabileceğini gösteriyor. Uranüs'ün etrafındaki boşluğa, plazma tohumlamanın olası suçluları, biri veya her ikisi birden, okyanus tüyleriyle fışkıran Miranda ve Ariel'dir. Yaklaşık 40 yıl önce uzaya giderken, gezegenin yanından geçen, Voyager 2 misyonundan gelen veriler, bunu yapan tek uzay aracı. Uranüs'e başka bir sonda göndermek için, mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Enerjik parçacık ve elektromanyetik alan ölçümlerinin, yalnızca uzay ortamını anlamak için değil, aynı zamanda daha büyük gezegen bilimi araştırmasına, katkıda bulunmak için de önemli olduğu konusunda, birkaç yıldır bu durumu ortaya koyuyoruz. Bunun benden daha eski veriler için bile, geçerli olabileceği ortaya çıktı. Bu bir sisteme gidip onu ilk elden keşfetmenin ne kadar değerli olabileceğini gösteriyor. Cohen ve ekibi bulgularını 16 Mart'ta 54. Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda sundular. Ve bunları açıklayan bir makale jeofizik araştırma mektuplarında yayınlanmak üzere kabul edildi. Voyager 2, 1986 yılında Uranüs'ün yakınından geçerken, düşük enerjili yüklü parçacık cihazı, tuhaf bir şey tespit etti. Uranüs manyetosferinin belirli bölgelerinde, hapsolmuş gibi görünen yüklü parçacıklar, yayılmaları gerekirdi ama ekvatora, Miranda ve Ariel'in yörüngelerine yakın bir yerde kaldılar. O zamanlar bilim adamları tuhaf profilin, Uranüs'ün manyetik alanındaki, bir alt fırtına gibi bir kaynaktan, enerjik elektron enjeksiyonunun, göstergesi olduğuna inanıyorlardı. Ancak daha yakından bakıldığında, Cohen ve meslektaşları, elektronların bir fırtına altı enjeksiyonundan beklenen, özellikleri sergilemediğini buldular. Bu büyük bir solucan kutusu açtı, çünkü bilim adamları artık en başa dönmüş, elektronların nereden geldiğini anlamaya çalışıyorlardı. Elektronların eğim açısının özellikle ilgi çekici olduğunu söylediler. Manyetik alana göre hız vektörlerinin açısı. Voyager 2 tarafından gözlemlenen eğim açısını korumak için, gezegen manyetosferindeki plazma dalgaları nedeniyle, meydana gelebilecek saçılma ve kaybın üstesinden gelmek için, yeterince önemli olan sabit bir elektron kaynağı gerekli olacaktır. Bu türden bir kaynak olmadan, doğru noktada ve doğru açıda, ekip modelleme yoluyla belirledi, elektronların eğim açısı dağılımı sadece, saatler içinde tek düze hale gelecekti. Ekip, Voyager 2 verilerinin derinliklerine inerek, böyle bir kaynak aradı. Modellemeleri, Miranda ve Ariel arasındaki boşlukta, net ve inkar edilemez bir maksimum gösterdi, bu da o bölgede, bir enerjik iyon kaynağı olduğunu düşündürüyor. Bu iyonları neyin üretebileceğine gelince, Voyager 2'nin Uranüs'ü ziyaretinden bu yana geçen 37 yılda, bilim adamları bu konuda biraz ilerleme kaydettiler. Voyager 2, Satürn çevresindeki uzayda, benzer bir tespit yaptı ve yıllar sonra Cassini verilerinde, şu anda bir okyanus ayı olduğunu bildiğimiz, Enceladus'ta buzlu gayzerler tarafından, üretilecek olduğunu keşfetti. Ve buna benzer başka bir tespit bizi, Jüpiter'in okyanus ayı Europa'ya götürdü. Enerjik parçacık ölçümlerinin, bir okyanus dünyasını keşfetmenin, habercisi olması alışılmadık bir durum değil. Hangi uydu olduğuna gelince, Uranüs'ün 5 büyük ayının en küçüğü olan, Miranda veya en parlakı olan, Ariel bu noktada bu yaklaşık %51 ihtimal. Ya olabilir ya da her ikisi de. Her iki uydu da, içeriden fışkıran sıvı malzeme ile tutarlı olabilecek, nispeten yakın tarihli jeolojik, yeniden yüzeye çıkma belirtileri gösteriyor. Ancak, şu ana kadar yalnızca bir veri setimiz var. Gezegen bilimcileri, muhtemelen Neptün'de dahil olmak üzere, Uranüs'e adanmış bir görev için, giderek daha fazla yaygara koparıyorlar. Gezegenin o kadar çok garip özelliği var ki, onun hakkında daha fazlasını öğrenmek, gerçekten heyecan verici ve ödüllendirici bir deneyim olabilir. Islak ay olasılığı, kokmuş pastanın üzerindeki kremadan başka bir şey değildir. Veriler orada aktif bir okyanus ayı olmasının, çok heyecan verici potansiyeli ile tutarlıdır.
her zaman daha kapsamlı modelleme yapabiliriz, ancak yeni verilere sahip olana kadar, sonuç her zaman sınırlı olacaktır.